Remzi Özdemir ne der? Tık 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 yatırım araçları ile gidelim. Mesela mevduatta olan ne yapsın? Mevduatta olan mevduatta kalacak. Yani kalacak ama masa masada dolaşmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'de bankalar müşteriyi cepte kettik olarak görüyor. Hayır. Ben şahsen bankaların biraz önce de ifade ettim. Hoş geldin faizlerinin çok yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bankaların, küçük ölçekli bankaların mevduat oranları çok güzel. Mesela hoş geldin faizleri bir bakıyorsun bir banka, büyük bankalarda 47-48'e kadar düşüren bankalar var ama küçük bankalarda 54-55 faiz var. Ben şahsen uzaktan da hesap açılıyor. Banka şubesine de gitmene gerek yok. Açarım banka. Hangi bakarım? Mesela A bankası, B bankası. En yükseği kim veriyor? O veriyor. Ben kendi bankama sorarım. Kaç veriyorsun? 49. Al senin hayrını gör derim. Tek tuşla EFT ile oraya yollarım paramı. Bir ay, 1,5 ay beklerim. 50'nin altına gelse de diyorsunuz. Çünkü 50'nin altında fiyatlar çok konuşuluyor artık. Melda 50'nin altı çok yok açıkçası. O işte dediğim gibi eski müşterilere artık nasıl olsa gitmez. Bu parasını oynatmaz. Ben çünkü bankacılık dünyasını yakından tanıyan bir insanım. O psikolojiyle hareket ediyorlar. Ama sen paranı ektiğin zaman sana o parayı da verirler emin ol. Ama 50 faiz, 49 faiz halen daha şu anda en cazip. Neden? Dolarda hareket yok. Yok yani adam. Görüyorsun işte. Öyle diyorsunuz. Evet, evet, borsa tam kumar. Yani bul karayı, al parayı. Biz de onu seninle konuşmuştuk. Aynen, borsada ne yaptın? Öyle devam evet, kriptoda olmayacağını, o halde ben mevduatta kalmaya ama biraz önce de işaret ettiğim gibi Merkez Bankası'nı yakından takip ederek kalırım diye düşünüyorum. Şimdi sıradaki borsa. Kur korumalı mevduat. Kur korumalı. Bakın kur korumalı, kur korumalı. Temmuz'da şirketler avantajla bitiyor. Acaba dövize yönelirler mi diye de bir... Hayır. Şimdi şirketlerin bakın şöyle bir şey vardı. Burada şirketler o kur korumalıdan büyük para kazandılar. Çünkü vergiden muaf oldu. Çok cazip bir şeydi ve şirketlerin büyük karına oldu. Çünkü bankadan kredi çekti %14 faizle taksitli krediler. Şimdi bankalar taksitli kredi kullandırmıyor. Daha ziyade günlük krediler kullandırıyor. BGH dedikleri krediye yöneldiler. Adam kalktı 10 milyon kredi aldı. KGF'den aldı gitti. Dolar aldı. Doları da götürdü. Kur korumalıya yatırdı ve büyük karlar elde etti. Ve vergisiz sıfır. İkinci bir kardı. Bunu bitiriyorlar. Çünkü bu bir saadet zinciri. Bu sonsuza kadar gitmez. Bu nedenle şirketler bunu alıp da yani böyle bir parası varsa ya da dolara ihtiyacı varsa zaten alıyor. Ama kur korumalıyı ben artık dolara döneyim diyecek hali yok hele bu ortamda. Bakın Türkiye'de insanlar doları kriz anında alır. Borsada borsa düşerken hisse almaz. Borsa yükselirken alır. Dolar yükselirken alır. Niye insanlar gitti 35'ten dolar aldı en fazla doları oralardan aldılar. Niye 37-38'den euro aldılar. İşte böyle Türk insanının psikolojisi gidene atlıyor. Yerinde durana ya da düşene değil. Bakın senedi borsa düşerken alınır. Dolar da aynısı. Maalesef Türkiye'de bu psikoloji olmadığı için tam tersi işliyor. Kur korumalıyı bence Mehmet Şimşek ve AKP bitirecek. Çünkü bu tarihi bir hataydı. Burada bence şirketlerden çok bireyselinkin çok önemli. Bireysel ne yapacak? Burada bilinçli bireysel parasını zaten dönmeye başladı. Özellikle kur korumalıdan dönenlere bir dönem 3 aylık %70'e kadar faiz verdiler. Onların zaten bir bölümü geçti. Uyanıklar, finansal okuryazarlı olan hesap etti, kitap etti. Orada geçti. Çok lob gibi bir para kazandı. Orada o insanların ben tekrar dolara döneceğini düşünüyorum. Çünkü o adamlar dolar müşterisi. Türkiye'de bir dolar aşkı var. Yani dolarizasyon bir hastalık gibidir. Damara enjekte edilmiştir. Bunu söküp atamazsın. Bu olacak. Ama doları yükseltir mi? Hayır. Bunlar doları hiçbir zaman yükseltmez. Doların yükselmesi için şu anda carry trade ile gelen Merkez Bankası'na giren paranın
biri çıkışı. Çıkış içinde mutlak suretle ortam, siyasi ortam genel gerginliğe bakar. Yani şu anda kur korumalı çözülmeye devam edecek. Doları önemli bir şekilde etkilemeyecek ama kur korumalıdan biraz geç de olsa çıkanlar mevduata yönelecek. Biraz da altın ama şu aşamada mevduat. Evet. O zaman dövizde olanlar ne yapsın da diyelim kısa bir şekilde? Dövizde olanlar zaten kıpırdamıyor. Kıpırdamış olsaydı şimdiye kadar 50 kere satarlardı. Gider mevduatta parasını alırdı. Onu da tekrar gider dolarını alırdı. Hatta 50 bin doların varsa 60 bin dolar olurdu. Bunu yapamadığı için bir kere ki şu anda psikoloji freni kaçırmış psikolojisine sahipler. Bu nedenle bu insanlar duracak. Başka yolu yok. Yani şu anda evet 1-2 ay traderlık yapabilirlerse dönüp para kazanabilirler. Al sat ya da geçişi yapabilirler ama onu yapmak için de çok profesyonel olmak lazım. Çok iyi ekonomiyi anlamak lazım. Merkez Bankası'nı iyi okumak lazım. Siyaseti iyi takip etmek lazım. Bu nedenle bence dolar dolan Eylül'e kadar biraz daha bekleyeyim, tatil moduna gireyim diyecekler. Evet. Peki arada geçti. Borsada olan ne yapsın? Hissede olan ne yapsın? Şimdi borsada olan ne yapsın? Borsada bana göre fırsatlar bitmez. Yani ben borsada bunu gördüm. Yıllarca borsa yayıncılığı yaptım, borsa dergileri çıkarttım. Borsada hiçbir zaman fırsatın bitmediğini gördüm. Peki borsada kimler kaybeder? Borsada panik yapan insanlar kaybeder. Borsada eğer düşüşte, borsanın düştüğü dönemde bir hisse senedi alır ve o hisse senedini belirli bir limit kafanızda koyarsanız büyük para kazanabilirsiniz. Ama bizde tabii yatırımcı diyor ki en dipten alayım, bir hisse senedi 2 liraysa 2 liradan alayım, en yüksek 20 lirayı görmüşse 20 liradan. Böyle bir dünya yok. Yani onu yakalamanız mümkün değil. Bu nedenle belirli bir marş kafalarında oluşturması gerekiyor borsada, borsaya gireceklerin. Sanayi, ben sanayiciyim şu aşamada. Ha, banka hisseleri üzerinde oynuyorlar ama orası kumar. Ama hemen kumara döndü. Ama belirli bir marş. Bankadan 6 ayda 7 ayda alacağınız faizi eğer siz borsadan 1 ayda 2 ayda alıyorsanız bunu hiç düşünmeyin. Karınızı realize edin derim. Ama borsada denmiş olanlar ne yapacak? Yapılacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra satış mantıklı değil. Yani bekleyecekler. Sakin sakin bekleyecekler. Ama dediğim gibi yani insanların artık o geçmiş pandemi dönemindeki gibi, o halka arzlardaki dönemdeki gibi ah hissesini 1 liraya aldım, 50 liraya sattım. O dönem bitti. Yok artık o dönem. Evet. Şimdi jeopolitik riskler de var. Yenisini de eklesin mi sorusuyla geliyor soru. Altında olanlar ne yapsın? Vallahi şimdi Melda 1870 dolardı bir senenin altının konuştuk ve altında altın yıl dedik. Altında altın yıl devam ediyor. Bakın altın tabii insanlar şöyle ya altına bak işte düşmeye başladı. Hayır, altın düşmeye başlamadı. Altın ara ara soluk alıyor. Yani insanlar istiyor ki bir grafikte böyle yok öyle bir dünya. Altında bir trend var. Bu trend altının yönünü yukarı olduğunu gösteriyor. Özellikle altın fiyatlarına bakın, bu önemli bir finansal okuryazarlık. İki olay var. Bir, FED eninde sonunda faiz indirecek. Bakın eninde sonunda faiz indirecek çünkü Amerika'da işler yoluna girmeye başlayacak. İkincisi, BRICS ülkelerinin altına dayalı dijital para hamlesi. Bak bu çok güçleniyor Melda, çok çok güçleniyor. Eğer bunu başarabilirlerse, başaramazlarsa bile bunun hikayesi dahi altını akıl almaz yerlere getirecektir. Bu nedenle ben altında hani bir laf var ya, tekneyi bekleyen çorbayı içer diye, altında bekleyenin ben büyük para kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki böyle şey gibi değil, günlük doları takip eder gibi etmeyeceksin. Altın gerçekten bir kere ki bu yılın sonuna doğru FED faiz indirecek, mutlaka yapacak. O faiz indirimiyle birlikte bir tert hareket yapacak. Putin konuşacak, Hindistan konuşacak, Çin konuşacak. Merkez Bankası altın almış diyecekler, Türkiye altın almış diyecekler. Dedikçe bu trend yukarı gidecek. Yani altın için ben kısa vadede 3000 doların çok rahat görüleceğini düşünüyorum. 3000 dolar da keser mi? Bence kesmez onsu. Bu arada gram altını konuşmuyoruz, bilginiz olsun. Yani gram altın saçma zaten. Türkiye'de o dolara endeksli. Bu nedenle onsu takip ediyoruz diyorum.
Peki. Son soru da şöyle gelsin. Peki altın satıp o evi bulmuşsa, yuva olacak evi bulmuşsa ev alınır mı? Ya Belda, ben oturacağım ev için parmağımdaki yüzüğü satarım. Bakın mantık bu. Yani eğer oturacak evin yok ise, başını sokacağın bir ev için, ya arabanı da sat, altınını da sat, şeyini sat, kriptonu da sat, al evini. Çünkü fırsat bu. Gerçekten çok iyi bir fırsat. Büyük bir kriz var konutta. Kriz döneminde senin elin güçleniyor. Nakidini topla, git evini al. Ama yatırım amaçlı alayım mı dersen hayır. Makul fiyata da buldu. İkinci el alsın mı altın satıp? Tabii ki alsın. Makul fiyat her zaman alınır. Her zaman alınır. Ve şu anda da bakın diyorlar ki ya Remzi abi sen diyorsun ki işte konut fiyatları düşecek ama bir taraftan da alım zamanı diyorsun. Ya bunu işte bakın finansal okuryazarlık anlamıyorlar, onun için anlatmaya çalışıyorum. Sen büyük bir hizmet ediyorsun, diğer YouTube kanalları gibi değilsin, onun için çok seviyorum senin kanalını. Yani popülist değilsin. Bakın arkadaşlar, konut fiyatlarının düşecek ama bu senin alacağın evin ya pazarlık gücün de çok önemli. Yani sen A evini, A mahallesindeki evi 3-5 milyon alacaksan, bu evin pazarlıkla o enflasyon payını, ilerideki düşüşü hesap ederek, yani ben mesela konut almaya çalışsam giderim karşımdaki ev sahibine derim ki bak kardeşim 6 milyon istiyorsun, gel bunu bana 500 bin liraya ver, 5 milyona ver. O 1 milyonu götür, A bankasında zaten mevduata yatırdığın zaman 2 ayda alırsın, 3 ayda alırsın. Win-win. Sen de kazan, ben de kazan. Zaten bu mantık işlediği için şu anda insanlar cazip fiyata konut alabiliyor. Cazip fiyata da konutunu satabiliyor. Ama kalkıp da yani ben işte konutta da hisse senedi gibi dipten alayım, en düşük gebersin. Ya onu yakalayamazsın ya. O ev çok güzel bir ev. Başkası gelir alır, sen ondan sonra kafana vurursun. Bu nedenle oturacağın evin pazarlık et al dönemi başladı. Çok teşekkürler Remzi Özdemir. Melda Yücel TV'deydi. Ağzına yüreğine sağlık Remzi abimizin. Sağlıkla yeniden kavuşalım diyorum. İyi haberlere abone olmayı da unutmazsanız seviniriz diyelim. İzleyicilerimize de beğenmeyi de unutmazsınız. İyi haberlere bir kez daha sağ olun.